Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kağınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz isterseniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Burada e, Coinbase SECE kafa tutuyor adlı bu haberi inceleyeceğiz arkadaşlar. E, nedir ne değildir üzerine bir konuşacağız. Coinbase SECE gerçekten kafa tutuyor mu? Cevap hayır baştan söyleyeyim. E, bunun üzerine şöyle bir konuşacağız. Sej neler yapıyor coinbase neler yapıyor vesaire üzerine konuşacağız şimdi biliyorsunuz zaten piyasada işler epey bir karışık geldiğimiz noktada seç piyasanın tamamına staking konusunda bir takım işte baskılar yapmaya devam ediyor kayıt dışı menkul kıymet satışları olduğunu söylüyor vesaire vesaire şimdi coinbase robinhood tarzındaki kripto para borsaları geçmişten bu yana SEG'in isteklerini, ABD'nin isteklerini doğrudan yerine getirmişlerdir ve arayı hep böyle e, sıcak sıkı tutmuşlardır arkadaşlar. Farklı borsalarda bunu gözlemleyemedik. Mesela Binance, daha doğrusu Robinhood ve işte e, Coinbase haricindeki borsalar zaten çok fazla sallamadılar. Sallamamaları da gerekiyordu. Sallamamaktan kasıt böyle... İlla aykırı olsunlar şudur budur demiyorum. Ama adam sana stakingi kaldır dediğin zaman evet kaldırmayacaksın. Yani stakingi niye kaldırıyorsun? Bankalarda faiz diye bir şey yok mu? Burada da faiz var. Anlatabiliyor muyum? Neden kaldıralım yani? Bankalarla korelasyonda sıkıntı oluyormuş. E Bırak onda bankalarla adamlar düşünsün. Anlatabiliyor muyum? Her iki tarafta memnun, yatırımcı sıkıntıya uğramayacaksa sen. Burada radikal bir çözüm arayamazsın. Sen yatırımcının sıkıntıya düşmeyeceği çözümler araman gerekirken tutun işte hepsinden kaldırın falan. Böyle bir şey yok. Şimdi e, SEC zaten biliyorsunuz Binance'ın üzerine gitmeye devam ediyor. Konuyu çok dağıtmayayım. En son temiz edildi karar. Yeniden borsa Binance üyesi Voyager e, meselesi. Sec ile tekrar görülecek arkadaşlar. Ne diyor? Coinbase SEC'e e kafa tutuyor. Bak. Kripto para borsası Coinbase ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu yani SEC kafa tutmaya devam ediyor. Coinbase SEC'in stake işlemleri hakkında baskısına rağmen müşterilerine stake hizmetlerinin devam edeceğini yineledi. Borsa buna ek olarak stake hizmetlerinin devam etmekle kalmayıp artabileceğini bile ekledi. Bak. Yani diyor ki kaldırmayız üstüne bir de bir de peşine arttırırız diyor. Yani çok yani böyle delikanlı bir hareket biliyorsunuz en son staking üzerine seç e, krakeni vesaire dava etmişti falan bu tarz olaylar yaşandı hemen brian armstrong çıktı işte dedi ki böyle bir şey olamaz sejle görüşmek istiyoruz stakingi kaldırmayız gerekirse mahkemelik oluruz üstüne zaten kazanırız falan gibisinden açıklamalar yaptı şimdi net bir şekilde söyleyeyim bu coinbase ve ekibi ABD'nin muhbiridir arkadaşlar. Yani kripto içerisindeki muhbir bu adam var. ABD ne derse anında yaparlar. Luncu kaldır derler. Hemen delist ederler. Ondan sonra XRP'yi kaldır. Anında delist ederler arkadaşlar. Hiç. Şu suna bu suna yatırımcısına hiçbir şeyine bakmaz. Anında delist ederler. ABD tarafının dünya çapında uyguladığı çokça uyguladığı bir politikadır. Bir sektörden hatta ileri Gidiyorum devletten Adam seçerler o adam Dışarıya yani ABD'ye Çalışır tamam mı onunla korelasyonla Hareket eder ama Mesela kendi içerisinde Onlara sözde Kafa tutar en çok Şey görünen odur böyle ABD Karşıtı görünen falan da odur İşte biz dinlemeyiz İşte ne bileyim biz Bana mısın demeyiz biz ne ders kendimiz ne istersek onu yaparız. ABD'yi sallamayız falan tarzında en çok onlar konuşur ama arkadan bunlara çalışırlar. Bunu sadece kripto içerisinde değil pek çok sektörde de bu böyle. Bunu sürekli yapıyorlar. Sürekli de tutuyor ha. Bilinmeyen bir şey de değil ama sürekli de bu tutar yani. Her zaman bu böyle. Coinbase SEC karşı çıkıyor. Coinbase geçtiğimiz gün resmi Twitter hesabı üzerinden 29 Mart tarihinden itibaren güncellenmiş stake etme hüküm ve koşullarını açıkladı. Biliyorsunuz en son Coinbase e, BOSD olayında yani BOSD sıkıntıya girdiği süre dahilinde anında delist etti BOSD'yi. Hiç e, gözünün yaşına bakmadı yani. Ya arkadaş bir dur yani coin batmadı coin çökmedi anlatabiliyor muyum? Paxos tarafı yakım yapmaya devam ediyor. Al ne oldu? Şu an e, BUSD krizi geçti. Tabii coin'in kan kaybı oldu ama geçti. Ki dolar sabitliğini de kaybetmeyecek. Adamlar tuttu anında BUSD'yi delistetti ya. XRP olayı, Lunge olayı, BUSD olayı bunlar tesadüf mü? Adamların umrunda olan tek şey Binance egale olsun. ABD Binance'ı paketlesin biz birinci olalım. Tamamen şey yani kapital kaygı başka hiçbir şey yok Coinbase üzerinde ki şu an Coinbase kriptonun içerisinde binansı vurmaya çalışıyor. Aynı anda sec binansı sıkıştırıyor. İkisi birlik oluyorlar onun üstüne yürüyorlar ama piyasa böyle mi işleyecek yani bunun üstüne mi gidecek tamamen bu kadar hiç değilse içeriden bir kaos olmasın. Zaten dışarıda bir kaos var ama hiç değilse içeride bir kaos olmaması lazım. Adamların şu anda tek kaygısı binası bitirmek başka bir şey değil yani. Yeni koşullar altında Coinbase kullanıcıların doğrudan borsanın kendisinden değil merkeziyetsiz protokollerden ödül ödüller kazandığının altını çizdi. Ha, tabii şöyle de bir şey var yani şu an Coinbase bu şekilde davranıyor ile korelasyonu. İlerleyen süreçte ne olur biliyor musunuz? Sej tutar e, borsaların tamamını e, stake konusunda şey yapar piyasadan siler. Ondan sonra Coinbase de çıkar der ki hadi neyse biz de yapalım falan yapar böyle tamam mı? Onlardan da istediğini alabilir. Ne var ki Coinbase'in stake ödüllerinin devam etmesi ve potansiyel olarak artması fikri seci rahatsız ederken protokol ödülleri ve bir hizmet sağlayıcısı olma konusunda net ayrım rakip borsa Kraken'in kısa süre önce karşılaştığı potansiyel belirsizlikleri önlemek için yapılmış bir hamle gibi görünüyor. Coin Telegraph'ın da daha önce belirttiği üzere Kraken, hizmet olarak stake etme programını SEC'e kaydettirmediği iddiasıyla 9 Şubat'ta 30 milyon dolarlık bir ödeme yapmayı kabul etti. Bununla birlikte anlaşmanın bir parçası olarak Kraken artık ABD'de stake hizmeti sunamayacak. Öte yandan Coinbase birçok kez kendi stake hizmetlerinin Kraken'inkinden temelde farklı olduğunu savundu. Borsa'nın CEO'su Brian Armstrong da kısa süre önce yaptığı açıklamada Şirketin gerekirse mahkemede kendi pozisyonunu sevese seve savunacağını ifade etmişti. E seç sizi niye mahkemeye versin ya? Neden versin yani? Seçin sizi mahkemeye vereceği bir durum yok ki. Seç diğerleri, nedense zaten ben de onu söylüyorum. Bir şey yapmayanları sürekli seç sıkıştırıyor. Brian Armstrong bağırıyor, çağırıyor, yok ederiz, bilmem ne yaparız. Ama size hiç dokunmuyor bu seç. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese hoşça kalın